Kadıköy Merkez'den hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Fenerbahçe gündemini Volkan ile birlikte <laughs> konuşacağız. Volkan hoş geldin. Merhabalar Kevser. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Hemen e, dünkü maçla istersen başlayalım. Başlayalım. Şimdi Başakşehir 0, Fenerbahçe 1. Hı hı. E, dün aslında Fenerbahçe'nin istatistiklere de baktığımızda çok e, baskın oynadığını gördük. Evet. Fakat bir türlü gol bulamadı Fenerbahçe. Ve en son... Uzatma dakikalarında bir penaltı kazandı ve Batu e, topun başına geçti. Birazcık orada da aslında bence Fenerbahçeliler stres olmuştur. Sizler de yazın lütfen yorumlara. Hı hı. Çünkü e, penaltı kaçma konusu da hani hep burada evet. konuşuyorduk ya. işte Tadiç kullandığında şu kadar istatistik vesaire diye. E, dün birazcık stresli bir gündü Fenerbahçeler için o açıdan ama Batu ...nihayetinde gole çevirmeyi başardı. Ne diyorsun bu özellikle bitiricilik problemine Fenerbahçe'de? Valla bitiricilik probleminde ben şöyle anlatabilirim. <laughs> Vuruş kalitesinde sıkıntı var. Yani dün ilk yarıda edince... Yani bir sürü 4-5 tane pozisyon var. Zaten kaçan 5 tane net fırsat var. İşte Bloklanan şutlar var. Direkten dönem var. Penaltı var. Her şey var yani baktığımda. Bir takımın yapabileceği her şey yapılmış sahada. Evet. Hem ilk yarıda hem ikinci yarıda. Yani 11-11 iken de Fenerbahçe çok güçlü bir oyunu vardı. 11-10 kaldığında da rakip Burada e... istatistik vereyim mi? Mesela rakip ceza sahasında topla buluşma 4'e 71. Evet, onu anlatacaktım. O da şu. Aa, affedersin. Yok <laughs> yok, <laughs> o da şu. Yani bu arada bu veri Opta verisi. Opta 2014 yılından bu yana. <laughs> Türkiye'de ölçüm yapıyor. İstatistik tutuyor. Ve o e, rekor ceza sahası toplu buluşma rekoru 61'di. Bu sezon Çaykur Rizespor maçında Fenerbahçe kırmıştı bu rekoru. Hmm. 61'di. Fenerbahçe'nin elindeydi o rekor. Fenerbahçe o rekoru geliştirerek 71 yaptı. Bu sezon. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, yani ben, evet stres var. Bitiricilik konusunda soru işaretleri var. Ama şöyle bir şey de var. Bu bir tesadüf değil. Şimdi bak e, Antep 1-0 kazandı. Yani Fenerbahçe Antalya 1-0 yendi. Samsun maçı tek gol 1-1 bitti. Evet. Eee ve bu maç da tek gol. Baktığında ligin en golcü takımı bu 3 maça kadar o gol ortalaması neredeyse 3'leri bulan bir takım son 3 maçta bir sadece 1 gol atabiliyor. Eee 3 maçta birer gol atabiliyor. Bunun eee sadece Fenerbahçe'nin oyunuyla, sadece eee <laughs> gol vuruşlarıyla falan açıklanabilecek bir tarafı da yok. Şimdi bak hmm. çok net bir şekilde Ortaya bir tablo koyacağım sana. Tamam. Küme düşme hattındaki <laughs> Pendik Spor 22 puan. 6. sıradaki Çaykurze Spor 32 puan. Çaykurze'nin bugün maçı var ama... Hı hı. Yani maçı eksik ama yani... 6 ile 20 arası... Düzeltiyorum. 6 ile 17 arası... 11 takım, 12 takım... 10 puan farklı dizilmiş durumda. Hı hı. Yani düşme hattı dediğimiz olay bayağı böyle yukarılara doğru Başakşehir, Ankara gücü, Kasımpaşa'lara kadar hissedilen bir gerginlik var. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Bu gerginlik de yavaş yavaş takımların mesafeleri daraltmasına, ya işte Fenerbahçe'den Galatasaray'dan bir puan dahi alsam kardır düşüncesiyle hı hı. oynamasına sebep oluyor. Daha ligin bitimine çok var. Daha küme düşme hattında çok ciddi mücadeleler, rekabetler olacak ama şu anda çok fazla takım bu korkuyu hissettiği için mesela bir örnek verelim. <laughs> Galatasaray'ın Kayseri maçı. Zor kazandı. <laughs> Niye? Çünkü Kayseri kapandıkça kapandı, kapandıkça kapandı. Hele 1-1'i bir bulduktan sonra. Ee, ondan önceki Sivas maçı. Yine Galatasaray zor gol buldu. Kolay gol bulmadı. Rahat geçen maç ne mesela son dönemde? Galatasaray'ın Trabzon maçı. Hem çok eksik var hem de Trabzon'un öyle bir düş korkusu, düşüncesi yok yani. Rahat oynadı Trabzonspor. Evet. Anladın mı? Öyle olduğu zaman zaten hemen çok kolay skora gidiyor. Hem Fenerbahçe hem de Asay. Ama e, o alanlar daraldığında iş tabii ki zorlaşıyor. Bu da doğaldır. Başakşehir çok iyi mücadele etti. Çok ekstra e, bir efor koydular ortaya. Bu arada çok da bence hasarlı çıktılar maçtan. Hem puan alamadılar, hem iki tane oyuncu kaybettiler. E, i̇ki kırmızı kart çıktı. E, fiziksel olarak da, bu arada Ömer Ali de sakatlandı. Fiziksel evet. olarak da çok yoğun bir e, maç geçirdiler. Onların mesela bak Hatay Spor hatırla. Fenerbahçe maçından sonra çok ciddi bir düşüş yaşamıştı. Sadece Galatasaray galibiyeti vardı. Yine böyle bir benzer bir durum olabilir. 7 maç yenilmezlik serisi de geliyor geldi buraya Başakşehir. Hı hı. Devamında şimdi bir düşüş yaşayabilir. Ya Fenerbahçe'ye karşı oynamak zor. Fenerbahçe'ye karşı direnmek zor. Dün biraz da şansı da yaver gitti Başakşehir'in. Son ana kadar taşıdı ama bir şekilde işte o pozisyon bulunuyor pozisyon %100 penaltı bu arada. Yani penaltı değil falan. E, bu arada gerçekten Okan orada ben şey çok şaşırdım. Ben normalde mesela penaltı penaltı değil diye asla hani yorum da yapmam. E, hani size sorarım. E, her zaman öyle yaparım yayınlar ama yani o pozisyon net bir penaltı pozisyonu. Neyi tartışıldı ben onu anlamadım. Hani Çağdaş Atan bile basın toplantısında söyledi zaten evet. penaltı diye Başakşehir Teknik Direktörü. Ya Hı. artık bu etkileşim dediğimiz olay insanları çok farklı noktalara e, götürüyor. Yani işte bugün bu pozisyona penaltı dersem insanlar çok konuşmaz. Ama penaltı değil dersem çok konuşur. Hani eskiden böyle bazı sanatçıların garip garip çıkışları olurdu ya hani magazinde ben konuşurum diye biraz spor yorumculuğu da ona döndü maalesef. Bunu Fenerbahçe üzerinden yapmaya çok fazla başladılar. Bazı eski diyebileceğimiz spor yorumcuları. Ama insanlar bunun farkında artık. Yani o yüzden çok da etkileşim aldıklarını sanmıyorum çok da sürdürülebilir olduğunu sanmıyorum en azından ciddi alındıklarını sanmıyorum ee, Çağdaş Atan'ı tebrik ediyorum senin de söylediğin gibi hı hı. çıkıp basın toplantısında yürekli bir şekilde dedi ki pozisyon izledim pozisyon penaltı dedi bu anlamda e, örnek olması gereken bir davranış her hoca ki. bu anlamda Çağdaş hocayı tebrik ediyorum deniz turcu tebrik etmiyorum evet o konuyu da konuşalım yani konuşalım. denizin Ekstra bir hırsı var gibiydi hmm. değil mi? Bak şimdi. Bu şöyle bir durum. E, maalesef buna müsaade ediyor bizim e, futbol yapımız. Burada federasyon demek istemiyorum. Bizim ülkemizde böyle bir gelenek var. Yani takımlar kendilerinin yere attığında, rakibi rencide ettiğinde, işte futbol dışına çıktığında bir şekilde tolere ediliyorlar. Şimdi sorduğun zaman bunu aldığın yanıt ne biliyor musun? Ya zaten kadrolar çok dar. İşte kolay kırmızı kart çıkarttırmıyoruz hı. diyorlar, tamam mı? Ama kardeşim sen adam bunu bildiği zaman kolay kırmızı kart çıkmayacağını bildiği zaman her şeyi yapıyor. Şimdi dün bir pozisyon var, geçmiş olsun. Ömer Aşağıyar sakatlandı. Ben de maçtayım. Sediye ile çıktı oyundan. Çocuk sekiyor, yürüyemiyor yani. Yürüyemiyor. Sediye ile çıktık. ayağa kaldırdılar, sağa attılar tekrar. Niye? İşte bir daha oyunu durdursun. Orada orta sahaya kadar gitti, yürüdü. Orada durdu, kendini yere bıraktı. Oyunu durdurdular, oyuncu değiştirdiler. 45 saniye oyun durdu. Ya, sonra da diyorsunuz ki bu ligin ihalesi kaça satılır? Bu ligin ihalesi ne olur? Satılmaz, kimse almaz. Sürekli bunu yap yaparsanız ve bunu yapan ödüllendirirseniz kimse size ee, bir talepte bulunmaz senin futbolunla alakalı. Deniz Türüç, eski bir Fenerbahçeli. Evet. Ben eski takımına karşı hırslı oynama demiyorum. Ama şöyle bir durum var. Ya kardeşim maçın daha başı. Ferdi depar atıyor. Topsuz hiç ayağında top yok. Gidiyor Ferdi'ye çarpıyor. Her kavganın içinde Deniz Sürüç var. Maçın sonunda artık ne olduysa şampiyonluk mu kaybetti ne olduysa maçın sonunda kendini parçalıyor. Başakşehirler tutamıyor adamı. Zor soktular soyunma odasına. Evet. Fenerbahçe futbolcuları falan saldırmaya kalktı. Abicim ne oldu? Fenerbahçe sana ne yaptı yani? Ben hakikaten anlamıyorum. Ben o süreci çok iyi biliyorum. Yani Ersun Hoca e, transfer ettirdi şeyi. Deniz'i çok istedi. Kayseri'deydi o zaman. Sonra da Emre Berezoğlu geldi. Erol Bulut geldi. O dönemde de oynatılmadığı için ben yedek olmam deyip gitti. Kiralık verildi Başakşehir'e. Sonra İrfancan Can transferinde bonservisi verildi. Yani ben bu hırsı anlamıyorum. Hırs, ya, hırslı olmanın da bir problem yok. Yok, motive olmak değil zaten dediğimiz şey. Garip, futbol dışına evet, çıkıyorsun evet, evet. sürekli. Evet, Ve ama gülüyor. mesela Selahattin Magir'in bir açıklaması var. Hı hı. Ee, Fenerbahçe düşmanlığı sınır tanımlamaya başladı. Yazıklar olsun diyor. Hakikaten yazıklar olsun. Sonuçta ekmek yediğin kulüp burası senin. Futbol içinde gereken her şeyi yapacaksın. Tabii ki şu anda Başakşehir'in e, oyuncusun ve orada her şeyi yapacaksın Başakşehir için ama bu kadar futbol dışında olunmaz. Her kavgada deniz var ya. Her kavgada. Her hakeme itirazda deniz var. Atılmaması mucize. İşte bunu anlatıyorum. Müsaade ettiğin sürece adam görüyor. Diyor ki ha tamam faul yaptım Ferdi. Sarı katlık faul bu arada. Topsuz alanda çocuğu yere düşürdü. Sakatlama yönelik hareket. Hı hı. Hakem gördü kart vermedi. Maçın daha 20. dakikası falan. İtiraza kart vermedi. Onu itti kalktı kart vermedi. E sonuçta ne oluyor? Bu adam ödüllendirilmiş oluyor. Bizim futbolumuz bunları ödüllendirdiği sürece bak skordan ve isimden bağımsız konuşuyorum. Takımdan ve isimden bağımsız konuşuyorum. Bizim futbolumuz bunları önemsediği sürece ve bunları ödüllendirdiği sürece bu ihaleyi ancak o ihale şeyin mektubunu kendiniz alırsınız. Onlar biliyorsun kulüpler birliği aldı. Ancak kendiniz alırsınız. Neden hiç kimse almadı acaba şu ana kadar? <laughs> Yani halen deniz Türüçler'e siz böyle prim verirseniz böyle olmaz ve e, çok net söylüyorum Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu anlamda hem hakeme hem de rakibe saygı anlamında oyuncuları bilgilendirmeler yapması lazım sezon başlarında. Bakın arkadaşlar bu sezondan itibaren artık kendini yere atan, sahaya sakatlandım diye çıkıp koşarak geri dönen, hı hı. sakatlanan tekrar yere düşen işte Ömer Ali olayında bunlara müsamaha göstermiyoruz haberiniz olsun. Çatır çatır da adam atacağız demesi lazım. Bak o zaman oluyor mu? Olmaz tabii ki. Caydırıcı ceza. Ya her zaman yani normal toplumsal olaylarda da öyle. Caydırıcı bir ceza vermezsen devamı bunlar, gelir. Bunlar, bunlar e, başlarına hiçbir şey gelme, gelmeyeceğini yani bildikleri için böyle davranmaya devam edecekler. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil her maçta böyle yapmaya devam edecekler. Ama Deniz'e tekrar, yani benim de sevdiğim bir e, insandır ama e, Deniz'e tekrar e, hakikaten çok ayıpladım dün akşamki görüntüsünü. Bir kendini izle deniz. Maç sonu otur, kendini izle. Bakalım kendine yakıştıracak mısın? Bence en önemli nokta bu. Yani o görüntünü kendine yakıştırabiliyor musun? Ya adrenalin falan filan değil bu. Adrenalin bütün futbolcularda adrenalin var. Bir tek sende yok. Yani bu sana yakıştı mı? Bir kendini bir sorgula bence. Şimdi dün Selahattin Baki'nin açıklamasından zaten sen az önce bahsettin, bahsettik. İşte Fenerbahçe düşmanlığının sınır tanımamaya başladı. Deniz uçak hakkında açıklamalar yaptı Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki. Ve ardından Başakşehir Kulübü ikisi bir açıklama yayınladı. Şimdi tabii uzun bir açıklama. Ben şu kısmını almak istiyorum. Rakip takımın yöneticisinin böyle bir tutum sergilemesini yaşamış oldukları şampiyonluk mücadelesi streslerine bağlıyoruz. Mesela bence hani... Ben buraya aldım bilmiyorum. Sen nereye aldın? Vallahi stresli olan taraf <laughs> saha içerisinde gördüğüm kadarıyla e, Fenerbahçe değildi. Yani sürekli kavga çıkaran taraf kendi oyuncularıydı. Yani ben şunu da anlamıyorum. Yani e Deniz Türüç'ü hedef göstermek. Hayır, Deniz Türüç'le ilgili bir yaptırımınız olacak mesela. Çok bu görüntüde görüntüye bir yaptırım olacak mı? Ben yakıştıramadım. Ben yakıştıramadım açık ve net söyleyeyim e, deniz turcuncun da e, kendine çeki düzen vermesi lazım bu kadar kolay olmamalı bazı şeyler futbolu bu kadar çirkinleştiremez. bu milyonlar izliyor bu oyunu milyonlar izliyor bu görüntülü olamazsın yani bir de şu da var şimdi e, sonuçta aktif futbol hayatı devam eden biri evet yarın bir gün Fenerbahçe'ye gelebilir yok artık gelemez. yani tamam ama hani <laughs> normalde mesela şunlar olmasa onun hesabını yapmıştır zaten öyle mi düşünüyorsun? Tabii. Artık gelemeyeceğini bildiği için bu tip hareketlere girişmiştir. Peki, Bonucci neden yoktu? Bonucci ha, onunla ilgili de tabii sahaya konuşamadan direkt oralara daldık. Evet. Ee, Bonucci maç öncesinde ağrıları olduğunu söylüyor. Zaten takip ediliyor sürekli durumu. Ee, ve ağrılarının ardından Eciko'nun da dönme fırsatı oluşunca diyorlar ki madem öyle Ciku da yorgun değil konuşuyorlar Ciku ile bu arada gelmeden Hı -hı. Afrika Kupası'ndan seni kadroya alabiliriz diyorlar. Ee <laughs> Ciku da diyor ki tamam ben en azından hani kulübede otururum. Oynarım bir oynarım da bir problem yok. Zaten Serdar Aziz var. Hani Bonucci'yi riske etmeyelim düşüncesiyle Ciku geldiği için Bonucci'yi almalılar ama çok önemli bir sakatlığı yok onu söyleyebiliriz. Ee, onun dışında Osterwolde'den bahsedebiliriz Tabii. maç özelinde. istersen İstersen bir 11 puanlaması üzerinden gidelim. O sırada söylersin olur mu? Ben sana tamam. sayayım tek tek. Dünkü sadece 11'i hmm. soracağım. Mesela Livakovic kaç puan verirsin onun üzerinden? 7 Mert Müldür Mert Müldür 7 Serdar Aziz o da iyi oynadı 7 Osterwolde o daha iyi oynadı 8 yani burada istersen parantez açabilirsin parantez açayım şöyle açayım Osterwolde'yi ben İsmail Hoca'ya da sordum e, hocam dedim yani Solbek sonuçta Solbek olarak transfer edildi ve 2 iki aydır 2,5 iki aydır yaklaşık e, İşte bir Cikur sakatlanıyor bir Bekao sakatlanıyor bir Cikur Afrika Kupası'na gidiyor filan e, sol stoperde oynuyor. Hani e, bundan sonra ne yapacaksın? Şimdi Ciku geldi. BKO bir hafta 10 gün içerisinde e, gelecek. E Bonucci var. Çağlar ulaşılıyor. Hani Osterwolder'in de müthiş bir performansı var. Çağdaşatan Çağdaş Atan bile dün diyor ki aslında savunma arkasına saktık ama de müthiş bir oyuncu. Ve e, bizim o yakaladığımız pozisyonları Osterwolde süpürdü. Osterwolde devreye girdi orada. Araya girerek sonlandırdı diyor. Hocaya da sordum. Hoca dedi ki yani biz aslında bunu sezon başında başımıza gelebilecek en kötü senaryoları her teknik adam düşünmek zorunda dedi. Hı hı. Ve Osterwolde'nin de bu sol stoper pozisyonunda görev yapabileceğini düşünmüştük dedi. Sonra kendisiyle konuştuk. Hatta bir maçta Trente maçında, ön eleme maçında Osterwolde sol stoperde oynadı. O tabii ilk deneme olduğu için ...biraz başarısız sonuçlanmıştı. Bireysel bir hatası vardı. Ama... E, ...oynadıkça, maç oynadıkça... ...o pozisyonda... de bambaşka bir oyuncuya dönüştü. Hakikaten sol stoperde... ...müthiş bir... E, ...performansı var. Şimdi... ...dün mesela... E, ...Piontek'le girdiği kafa topu... ...mücadelelerinde neredeyse hiç kaybetmedi. Yani şimdi ben canlı istatistiklere bakmadan... ...konuşuyorum. Hı hı. Neredeyse... ...hiç kafa topu vermedi... Çağdaş Hoca diyor ki inanılmaz hızlı diyor. Müthiş bir sürat var hakikaten. Onun da özgüveniyle bu arada çok rahatladı şimdi orada. Hani ben santrforu yakalayabiliyorum, arkaya adam kaçırmıyorum özgüveniyle. Orada acayip rahatladı. Top kullanma konusunda biraz sıkıntılar var. Ama e, mesela dün bir, bir bireysel bir hata yaptı ilk yarıda. Ama onu da çok kolay telafi edebiliyor. Şu var, Mesela Ferdi Fenerbahçe'nin sol beki değil mi? Hı. Ferdi bazen içe devriliyor. Topla veya topsuz e, 18 üzerine koşular yapıyor. Orada oyuncu sayısını arttırmak için. Osterbolde geliyor sol bek oluyor. Tadiç'in arkasına koşu yapıyor. Osterwol'de'nin yaptığı ortadan Fenerbahçe pozisyonu girdi mesela ilk yarıda. Yani e, neresinden bakarsan bak komple bir oyuncuya dönüştü. Çok tuhaf bir şekilde hiç beklenmedik bir Geçen sene hatırlasana Osterwol'de ile ilgili söylenenleri. Evet. Kim aldı bunu? 6 milyon euro verilir mi? Jesus'un evet. kazığı falan diyorlardı. <laughs> ben bir sokak röportajı yapmıştım mesela. Osterwolde'yi veririz falan demişlerdi. Şu anda bu arada Osterwolde ile ilgili bir bilgi vereyim. Çok uzattım ama Inter'in takibinde, Everton'ın takibinde hmm. ve 15 milyon euro üzerinde teklifler gelebileceği söyleniyor. Bu sezon yani Ocak ayı için ben çok makul ve gerçekçi bulmuyorum ama Sezon sonunda mesela Ferdi'yi konuşurken bir bakmışsın Fenerbahçe Osterwold'den çok garip bir garip derken şaşırtıcı bon bir servis, evet. şaşırtıcı bir bonservis geliri elde evet. edip e, satışını gerçekleştirebilir. İnanılmaz oynuyor hakikaten. Şimdi bundan sonra ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Ya yani Osterwold'de nasıl kulübede oturacak? Hakikaten çok e, merak konusu. İsmail Hoca'nın işi zor. Gerçekten Bu zor. O da çok cevap veremedi. Ya yani Osterwold'yi e, hani mümkün olacak, kullanacağız tabii ki dedi. Ama Şimdi Cikubek'a o ikilisi geldikten sonra evet. stoperde kullanır mısın? E Ferdi sol bekinde var. Hani Ferdi sağ mı atarsın onu sol bek yaparsın filan. Yani acayip bir e, oyuncuya kavuştu Ferbaş. Müthiş savunmada her yerde oynatabileceğin çok rahat e, kullanabileceğim bir oyuncuya kavuştu. Şimdi izleyicilerimizden de bu konuda yorum isteyelim o zaman. Osterbolde konusunda siz de yazın. İşte İsmail Hoca oynatmalı mı? Nerede oynatmalı? Ne yapmalı? Biraz yorum yapın bu konuda. Bu arada biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Şimdi burada izleyicilerimiz de kızıyorlar. E, diyorlar ki işte niye hızlandırıyorsun? Videonun geçen... süresi var arkadaşlar. Evet, e... Geçen bana çok kızmışlar. Neden yapıyorsun böyle diye ama gerçekten e, süremiz var. Ondan dolayı birazcık hızlanmak durumundayız. Evet Kevser'e kızmayın o yüzden. E, Ferdi Kadıoğlu. Yine onun üzerinden puanlayalım. Bence maçın oyuncusu. 9 diyorum. Peki İsmail Yüksek. 7 Kroniç. 7 İrfan Can. O da iyiydi. Sekiz. Şimanski. O da 7, 8. Tadic. 8. Ceko. Bak, Ceko merak ediyorum. Ceko kötüydü. Tamam. Ceko'nun bir havası kaçtı. <laughs> çok net söylüyorum. Şimdi o vuruşları ya gol yapacaksın abi. Şimdi bak ben biliyorsun ben çok seviyorum Ceko'yu yani. Evet. Bir tane mesela dokunamadığı vardı. Yani çok çok hafif bir dokunsa bak, direkt dokunamadığını gol. anlayabilirim. Ama dokunup çok böyle geri pas gibi şutlar. Biraz böyle striker vuruşu istiyorum anladın mı? Biraz daha sert. Hı <laughs> hı. Çok böyle e, yavaş gidiyor toplar. O yüzden Volkan Babacan <laughs> e, yıldızlaştı yani. Ha, bu Maçına arada evet çok iyi kurtarışlar yaptı. 6 diyorum ben o yüzden Ceko'ya. Tamam. Ceko, Volkan Babacan'a kaç diyorsun? Volkan müthiş oynadı. O Değil da, mi? Çok iyiydi. Yani Başakşehir'in iyi oyuncusu. 9 diyelim onu da. Peki. Ekstradan onu da eklemiş <laughs> evet. olduk. Şimdi e, hemen hızlıca şeyleri sorayım sana sakatlıklar. Bekao bir hafta on güne dönecek dedin az önce. zaç ve e, Crespo ile alakalı da yarın takımla antrenmanlara başlayacak e, demişti dün basın toplantısında evet. e, İsmail Kartal. <laughs> bir son bilgileri alalım o konuda. Yani e, hafta sonu Ankara gücü maçı var. Ankara gücü maçından sonra artık bu oyuncuların rahat bir şekilde e, kadroya alınabileceğini söyleyelim. ya yani on 11 olmasa da kadroya alınırlar. Peki, şimdi asıl e, konuya geçelim. Buradan transfer gelişmeleri. Buyurun. Kimler gidecek, kimler e, kalacak? E, daha doğrusu gelecek. E, önce ama Çağlar Söğüncü'den başlayalım. şimdi. Çağlar Söğüncü çoktandır konuşuluyor biliyorsunuz. Hatta bitti deniliyordu ama hı. yok. E, dün de İsmail Hoca açıklama yaptı. İstersen sen devam et. Bekliyoruz. Ee, Atletico Komadresi'nin kararını bekliyoruz. Hı hı. Son yeni açıklığı haber olarak verdik bunu. Ee, Atletico Komadresi'nin kararı bekleniyor diye. Cumartesi günü. Selahattin Baki biliyorsunuz cuma gecesi döndü İspanya'dan. O günden bu yana yeni bir gelişme yok. Hı hı. Ha şu var. Atletico Madrid zaman ilerledikçe şimdi oyuncu Porto'ya gitmek istemiyor. Oyuncu Porto'ya gitmek istemediği için Fenerbahçe'nin şansı her geçen gün artıyor. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor değil mi? İstiyor. Kesinlikle. Anlaştı Fenerbahçe ile. Oyuncu tarafı kulübü bekliyor evet, aslında. Evet. Ama Atletico Madrid'de şu ana kadar tekrar ediyorum. Zaman Fenerbahçe'nin lehine işliyor ama şu ana kadar demedi ki ben çağları size veriyorum. Hı, hı Halen bu kelimeyi kullanmadı Atletico Madrid. O yüzden halen bu cümleyi diyelim kelime yanlış olur. Bu cümleyi kullanmadı. Ve Fenerbahçe tarafı da beklemede. Şöyle bir söylem var. Ya transfer aslında bitti. işte Fenerbahçe bekte neyi bekletecek ya? Fenerbahçe hiçbir şey bekletmiyor. Fenerbahçe çağların. Çağlarla ilgili düzeltiyorum. Çağlarla ilgili Atletico Madrid'in kararını bekliyor. Başka hiçbir durum yok. Ama benim şahsi fikrimi soruyorsan bak bu bu kısım yorum. Tamam. Bunu ben bilgi olarak söyleyemem. Bu transfer Fenerbahçe ile yine sonuçlanır. Neden? Çünkü ne olursa olsun Fenerbahçe teklifi de öyle çok Porto ile arasında uçurum yok yani. Ne olursa olsun oyuncunun bu kadar çok istekli olması hı hı. hem Fenerbahçe'yi hem Atletico Madrid etkiler. Ya Fenerbahçe fiyat arttırır ya biraz Atletico Madrid atletik düşer. Ortada buluşurlar. Fenerbahçe bu konuda bir e, son noktaya varır. Ne zaman bu iş sonuçlanır? Bence bugün perşembe yarın cumartesi yani Ankara gücü maçından önce belki hafta başına kalabilir ama 3-4 gün içerisinde bu iş olumlu veya olumsuz şekilde sonuçlar ama ben çok yüksek ihtimal olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu arada biz oradan önce çekiyoruz programlarımızı. Onu da söyleyeyim. Akşam yayınlanıyor ama bant olduğu için hani He. o sırada bir gelişme e, olabiliyor. Belki de evet video evet. yayınlandığı anda Aynen bak da çağırdım olabilir. yani belki de açıklanacak. Peki e, kimler e, başka var hani gelecek aday olarak? Oradan devam edelim. İsmailcı bir Türk Santifordan bahsetti. E, onu da şöyle söyleyeyim. Erencan yardımcı ismi çok konuşuldu biliyorsun. Pendik Spor'da işte Umut'un, Tiam'ın transferinin ardından çok fazla konuşulan bir oyuncuydu. Ben onu sordum. Yani sosyal medyada çok geçtiği için aslında hı hı. gündemimizde yoktu ama ben şimdi bunu ortaya attım. Ee, sosyal medyada çok geçtiği için onu bir şey yapalım. Ee, bilgilendirme yapalım. Fenerbahçe'nin takip ettiği bir oyuncu o kadar. Pendik'te herhangi bir pazarlık yapılmamış. Oyuncuya herhangi bir teklif falan gitmemiş. Ee, Fenerbahçe şu anda Erencan Yardımcı ile ilgili bir girişimde bulunmadı. Hı hı. Bu çok net net bilgi. Onu söyleyebilirim. Ha transferi son günlerine doğru olabilir mi? Olabilir. Bu arada oyuncunun Euro 2024 hedefi var. Biliyorsun Santrfor deyince Türk pasaportu taşıyan her Santrfor'un Euro 2024 hedefi var. Eren Can da bu sezon ligimizde ciddi performans gösterdi. Bu anlamda ee, bir girişim yok ama durumunu takip ediyoruz. Tekrar tekrar ifade edeyim. Başka da gelecek Bölge olarak, mevki olarak sayabileceğim bir yer yok şu anda. Çünkü biliyorsun King ve Bas şu an ayrılmaması durumu dolayısıyla Kent hı hı. dışarıda kalacak. Ee, bir yabancı transferi hücum bölgesine o gündemden çıkmış durumda şu bir de Zaten gerçekten burada Fenerbahçe'nin hakkını teslim etmek lazım. Ara transfer dönemi başlar başlamaz birinci günü bir transfer açıkladı, ikinci evet. günü ikinci transfer açıkladı yani. En evet. hızlı davranan takım da Fenerbahçe oldu. Aynen öyle. Onun için Hani şu daha anda, ne kadar konuşulacak? şu anda iş çözül, yani yüzde doksanlı çözül bu çok ekstra, ya yani üçüncü bir umut mayiri gönderdiği için üçüncü bir Türk santrfor durumu söz konusuydu. Onun çalışmalarını da yapıyorlar ama Erencan konusu çok sorulduğu için Hı -hı. bunu böylece özetlemiş olalım. Peki kimler gidecek? Teklifler var. Ee, sen kısaca bir özetle lütfen. Kent, Kent Hı -hı. gidecek. Zayt kabul ederse gidecek. Hı -hı. Ee, onlar da bu arada başlıyorlar bugün. İsmail Hoca sen de söyleyin. İsmail Hoca söyledi, Zayt ve Crespo takıma katılıyor. Transfer döneminin sonuna kadar onları oynatabiliyorsun. Herhangi bir problem yok. Ee, Kent gidecek, Zayt gidecek. Lincoln konusu halen çözülemiyor. Yani tutalım mı yoksa kiraya mı verelim sezon sonuna kadar? Halen bir e, sürünceme var, bir kararsızlık var. Ama benim tahminim bu yine. Çağlar transferinde olduğu Hı -hı. gibi tahmini olarak söylüyorum bunu. Tabii. Yine bence transferin son günlerinde bir Türk kulübüne kiralanır Lincoln diye düşünüyorum. Ee, onun dışında da Crespo, yani Emre Emre Moru dün çağdaş odası, Hoca söyledi. Hı hı. Başakşehir maçından sonra e, bir önceki videoda da ifade etmiştik. Başakşehir maçından sonra büyük ihtimal çözülür o transfer diye muhtemelen Başakşehir kiralık durumu olacak gibi gözüküyor. Onun dışında Crespo kalır. Crespo kalır. Ee, başka da bu kadar önemli diyebileceğim İşte Mert Hakan'ı konuştuk. Mert Hakan kalmak istiyor ama e, Ankara gücünün çok ciddi bir isteği var. Mert Hakan'la ilgili. Ee, burada yönetimin kararı belirleyici olacak. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ama Mert Hakan sezon sonuna kadar kalmak istiyor. Şöyle yönetim derse ki git gider. Hı hı. Ama hani benim gitme talebim yok diyor. Ben kalmak istiyorum sezon sonuna kadar diyor. Mert Hakan'ın durumu da bu özetle. Peki e, son olarak e, yönetimle alakalı. Heh, onu söyleyeceğiz. O çok önemli bir, bir Evet çok önemli bir gelişme var. Aslında e, programın başına da bunu söylemek isterdik ama şöyle geniş geniş konuşalım diye evet. sana bıraktım. İstersen oradaki gelişmeyi de aktar. Şimdi biliyorsun bir 500 imza olayı yaşandı geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'de. Saadettin Sara'nın ekibinin adaylık için 500 imza toplama girişimi biraz camiada aslında olumlu da olumsuz da yankılar buldu. Neden işte lig yarışı devam ederken, şampiyonluk yarışı devam ederken bir böyle bir işe girişiliyor, seçim atmosferi yaratılıyor, lig bu kadar kritikken falan. Ee, şöyle bir bilgi geldi bana. Bu değerli bir bilgi olduğu için paylaşmak istedim. 19 Ocak Cuma günü. Sayın Başkan Ali Koç. Bu özel bilgidir bu arada. Sayın Başkan Ali Koç. Erol Bilecik yöneticilerden. E, tecrübeli yöneticilerden. Burak Kızılan genel sekreter. Saadettin Bey'i ağırlıyorlar. Saadettin Bey. Saadettin ve Saran. Saadettin Saran ve onun ekibinden Hı -hı. ...onun ikiminde olması beklenen... ...yani onun yönetiminde olması beklenen... ...Barış Göktürk Bey'i ağırlıyorlar. Böyle bir beşli bir kulüpte... ...bir zirve yapılıyor. Şimdi içeriğine dair... ...çok böyle net bilgi sahibi değilim. Ne konuştular, ne ettiler. Ee, ama şunu net biliyorum. Saadettin Sar'ın çevresine de çok net söylediği için... E, ...biliyorum. Bunu tekrar tekrar vurgulamak lazım ki... ...çünkü yanlış olabiliyor. İnsanlar yıpratılabiliyor. Saadettin Bey'in ifadesi şu. Ben bütün... E, işlerimi seçimle alakalı attığım adımları Ali Bey'le dirsek temasında olarak onu bilgilendirerek yapıyorum ve e, Ali Bey aday olursa ben kesinlikle aday olmayacağım zaten diyor Hı. Yani böyle bir seçim atmosferinde Fenerbahçe'yi yıpratmak Fenerbahçe yönetimi yıpratmak gibi bir e, hedefin olmadığını aslında bu mesajlarla vermeye çalışıyor Bu toplantıda Muhtemelen 500 imzanın perde arkası 500 imza ile alakalı fikir alışverişleri falan gibi bir şey olmuştur ama iki tarafın da aslında olması gereken de bu. Fenerbahçe'nin zarar görmemesi adına iki tarafın da koordineli bir şekilde yoluna devam ettiğini söylemek lazım ama tabii Ali Bey'in kararı çok belirleyici olacak. Hani bırakacağım gibi konuşuyor. Ama ben, kesinlikle vermiyor. Büyük diyor. Asla oluyor. asla dememeyi evet. öğrendim diyor. Aynen öyle. Ben şahsen inanmıyorum bırakacağına. Ama bırakırsa da Saadettin Bey'in böyle işte 500 imza vesaire hazırlıkları devam ediyor. Bence şampiyon olursa bırakır bence şampiyon olursa esas bırakmamalı. Öyle mi diyorsun? Tabii. Sizler de yorumlarınızı yazın. Biz burada programı noktalıyoruz. Ali Koç devam eder mi? Etmez mi? Şampiyon olursa devam eder mi? Etmez mi? Ee, sizler de yazın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağlık. Çok keyifliydi program. Haftaya Kadıköy Merkez'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>